alanlar oranı tabanlar oranıdır. Ne zaman yükseklikler aynı olduğunda veya tepe noktalar aynı olduğunda veya tepe noktalar paralel iki doğru arasında böyle aynı hizada olduğunda K1 K2 gibi. Dolayısıyla burada küçükten başlayalım. D noktası bakın AE ve EC boşuna verilmemiş. Burası A burası 2A dersek alanlar oranı tabanlar oranıdır. Bak S 2S. Sonra BC de DC'nin 4 katı verilmiş. O zaman Şöyle buraya B dersek buraya da 3B kalır. Şimdi nereye bakacaksınız? Kafanız karıştığında şöyle yapın bakın. Ok gönderin böyle. Oklar bir noktada buluşması lazım. Gördüğünüz gibi A noktası hakikaten tepe nokta. O zaman bu B'ye olan 3S, 3B'ye olan da 9S olur. Toplamda arkadaşlar 12S eşittir 48, S 4 geldi C şıkkı. Böyle arkadaşlar üçgeni ikiye böleceğim. Ortadan ikiye değil normal ikiye bölüyorum iki parçaya. Şimdi ABD'nin alanı gördünüz mü? Nereden başlıyor? Şimdi burada AB sonuçta taban. Bir tabana her zaman karşı köşeden dik indirilir. İndirdiğiniz dik içeri doğru inmiyorsa sorun değil. O zaman bu 7 yine yüksekliktir. Nerenin? 8'in. 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 bu bölgenin alanı. Sonra ee, gelelim diğer bölgeye BDC'ye gelelim bu sefer. BDC'de de arkadaşlar bakın BC bize 20 olarak verilmiş. Ve bu yeşil üçgenin BDC'nin alanı 20 çarpı 2 bölü 2'den 20 olacak. Toplam alan 20, 28 daha 48 oldu A şıkkı. İkizkenar üçgenin eşkenarlarından her birinin uzunluğu 3 kök 5 verilmiş. Çizelim o zaman bakın. İkizkenar bir üçgen. Kenarlar 3 kök 5, 3 kök 5. Üçüncü kenarın uzunluğu 6. E tabii ki ikiz kenar bir üçgende taban verildiyse tabana dik indireceğiz. Böylece Pisagor'dan yükseklik 3 kök 5, 3, 6 geldi. Nereden? 45'ten 9 çıkarırsanız 36 olur bu yüzden. Ya da A2, A, A kök 5 üçgeni. Hipotenüs dik kenarın kök 5 katıysa arkadaşlar diğer kenarda da e, dik kenarın 2 katı oluyor Bu yüzden. E, bu şekilde alan 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 oldu A şıkkı. AC6 AB12 verilmiş. Kenar ortay ve açı ortay diye de belirtilmiş. Bakın şimdi bir kere AD kenar ortay olduğu için kenarı 2'ye böler. BD DC'ye eşittir. Şöyle yapayım. Bu arada AN de açı ortay olduğundan dolayı burada da şunu görmemiz gerekiyor. O zaman şu parça k ise bu parça 2k. Hatta ben kesirlerle uğraşmamak için buraya 2k'ya 4k yazacağım. O zaman toplam uzunluk 6k olduğu için kenar ortay 3k'ya 3k böler. Yani şöyle 3k olur burası k olur sonra da 2k kalır. Demek ki k'ya 6k yani adn üçgenin alanının 1 bölü 6'sı. Üçgenin alanı 12 çarpı 6 bölü 2. Bir de bunu 6'ya böleceğiz. Böylece arkadaşlar 6 birim kare oldu D şıkkı. Ve kırmızı bölgelere harf verirseniz SS diye buraya da kesinlikle kalan boşluğa da harf verin bence. Böylece arkadaşlar toplam alanlar eşit geldi. AEC de S artı A. Burada bakın ABC de S artı A. Ve burada dikkat edeceğimiz şey ortak açı. Sinüsler aynı. Bakın şimdi burası da alfa. F ile C buluşuyor ya bu da alfa. 3 çarpı 16 bölü 2 sinüs alfa eşittir 4 çarpı x bölü 2 sinüs alfa. Her zaman yüksekliği kullanacağız diye bir şey yok. Bunlar gitti. İkiler de gitti. Böylece 3 çarpı 16 48 bölü 4 12 oldu c şıkkı. Ve bence boşluğa da harf vermeyi unutmayın. S2 artı S3. Bakalım şimdi kaç oluyor? 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 bu üçgenin alanı. Sonra arkadaşlar hemen Diğer üçgenimize bakalım. ABC üçgeni S1 artı S3 bu da arkadaşlar 4 çarpı 5 bölü 2'den 10. Taraf tarafa çıkarırsanız S3'ler gider. İşte S1 eksi S2 4 gelir. Bu yüzden diyorum kesinlikle böyle boşluklara da harf verin işe yarıyor. Şu işin içine girdiği zaman bir sinüs alan formülü bence düşünülmeli. Buraya x dersek sinüs alfa eşittir sinüs beta. Birbirini 180'e tamamlayanların sinüsleri aynıdır. Bu yüzden sinüs alfa bakın bu üçgenden yararlanırsak karşı bölü hipotenüs 8 bölü x. Böylece pembe üçgenin alanı x çarpı 12 bölü 2 sinüs beta 8 bölü x sadeleşti. Cevap arkadaşlar 48 geldi c şıkkı. Paralellik varsa tabii ki benzerlik vardır bakın. Sonuç itibariyle şimdi paralel Burası paralel. Hatta şuraya A desek BK da A olur. Ve açılardan gideyim bakın. Alfa alfa. Şurası beta. E, yöndeş açıdan bu da beta, bu da beta. E üçüncü açılarda otomatik olarak teta teta. O zaman DFM üçgeni ile MKL üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı 1/9 bölü 9 ama alan oranı. Bunun karekökü benzerlik oranına eşitti. Bu yüzden 1/3. bölü 3. Bak buraya 3A yazacağım. Gördüğünüz gibi bunu da böyle söylemiş olayım. Bu üçgenler zaten bakın yöndeş alfa, burası alfa, burası teta, burası teta. Gördüğünüz gibi DFM ile MNE'nin alanları da aynı olduğu için e, açıları da aynı olduğu için eş üçgenler alfanın karşısına A diyebiliriz. Şimdi burada MF'nin de 3 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar hemen ne söyleyeceğiz? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit A. Yine Burada bakın şimdi şunu konuşturmamız lazım. Benzerlik oranını nasıl yapabilirim? Burada bayağı bir iş hallettim ya. Şunları silmek istiyorum artık. Şöyle. Bunları gördük zaten bayağı bir o ağları görmek için de. Bunları bir sileyim. Şimdi bakın şurası A, 4A. Burası A arkadaşlar. Bana MF'yi 3 olarak vermiş. Karşılıklı oranları aynıdır. ML MF'nin 3 katı olması lazım. Çünkü KLBK'nın 3 katı paralel. Sonra arkadaşlar geliyorum şuradaki paralelliği FL ve AC. Burada da 4'ün 12'ye oranı şey 4'ün 12'ye nereden çıktı? 4'ün 5'e oranı 12'nin AC'ye oranı. Böylece arkadaşlar AC'de 15 yaptı B şıkkı del olduğu için arkadaşlar bir kere şuna dikkat edeceksiniz. Şöyle ben e, renkle göstereyim size. Paralelleri böyle gösterin tamam mı? Sonra paralelin üzerinde böyle DE kenarına dokunmak yok. O zaman F köşesini alacaksınız ya C'ye ya B'ye taşıyacaksınız. Kenar olduğu için C'ye taşıdım. F artık yok. Yeni üçgenimiz üç noktayı birleştirirsek DEC üçgeni. Kesinlikle işte bu üçgenin alanı da yine DEF'nin alanına eşittir. Paraleller arası uzaklık değişmediği için alan da değişmez arkadaşlar tamam mı? Bundan dolayı artık şunu söyleyebiliriz. Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgenin yüksekliği nereden iner? Böyle bakın geniş açı olduğu için dışarıdan iner. 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 olur. Demek ki DEF'nin alanı da arkadaşlar 12 olacak. Ve bu üçgenin alanını nasıl bulacağız? İki tane dış açı kesim noktasında oluşan şu F açısının formülü şuydu. 90 eksi yukarıdaki A açısının yarısı yani 90 eksi 90 bölü 2'den 45 derece F açısı. Dolayısıyla 6 çarpı x bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 eşittir 12. Bunları sadeleştirelim 2 bu da sadeleşsin kök 2 x buradan 4 kök 2 oldu B şıkkı. Biraz zor olmuş değil mi arkadaşlar soru olarak? Bakalım şimdi Z'den dolayı alfa diyeceğiz. Çünkü paralellik verilmiş. Şimdi bundan sonra arkadaşlar Z'den dolayı bakın C açısı da 90 derece. İşin içinde bu iki alfa var, alfa var. Ben bir hazır 6 kök 5 varken de muhteşem üçlü denemek istiyorum. Bakın şimdi 3 kök 5, 3 kök 5, 3 kök 5. Muhteşem üçlüyü yaptım. Alfa alfa İki iç bir dıştan iki alfa. O zaman iki kenar üçgen oldu. Şu kenarla bu kenar arkadaşlar birbirine eşit geldi. Bunun bize faydası ne? BC de artık 3 kök 5. Zaten bana AB'nin AC'nin 2 katı olduğunu vermişti. K 2K K kök 5 üçgeni haliyle K buradan 3 2K da 6 arkadaşlar. 3 çarpı 6 bölü 2'den üçgenin alanı 9 yaptı C şıkkı. Burada ağırlık merkezini şöyle kullanalım. Bakın şimdi bir kere kenar ortaya olacak. Muhteşem üçte olacak. 4, 2 kök 5, Pisagor'dan 36 geliyor. 20, 16 daha. O zaman 6 oluyor. 3 burası, 3 burası. Ağırlık merkezi 1, burası da 2 arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Alfa dersem, buraya da alfa dersem bakın. Şimdi buraya beta dersek o zaman ne olacak? B açısı da beta, yine burası da arkadaşlar beta ve alfa. İki üçgen benzer ama benzerlik oranını kurmak için yine bir yani iş yapmamız lazım. O yüzden ben burada birinci yol diyeyim. Birinci yolu anlatayım. ikinci yolu isteyen dinlesin. Birinci yolda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım bakın. 4, 2 kök 5, burası da 6 değil mi? Ve dik üçgen hemen 4 çarpı 2 kök 5 bölü 2 eşittir diyorum 6 çarpı h bölü 2. Buradan o zaman arkadaşlar bunlar gidiyor. 8 kök 5 bölü 6'dan ne olur? 4 kök 5 bölü 3 oldu h. Şimdi aynı açıdan çıkan yüksekliklerin oranı benzerlik oranıdır arkadaşlar. 2'yi 4 kök 5 bölü 3'e bölersek buradan 6 bölü 4 kök 5 gelir. 3 bölü 2 kök 5 yapar. Karesini alırsak 9 bölü 20 alanlar oranı tabanlar oranı şey alanlar oranı benzerlik oranının karesi. O zaman ikincinin alanı büyük alan 4 2 kök 5 bölü 2 buradan arkadaşlar 4 kök 5 o zaman S bölü 4 kök 5 dersek bakın 9 bölü 5 kök 5 oldu yani D şıkkı bu birinci yol. Bir de ikinci yolda göstereyim size ikinci yolda da şunu yapacağım bakın şimdi sinüs alfa gördüyseniz eğer karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. O zaman bu üçgende de 2 bölü 3 olduğuna göre şu AD 3 oldu. Gördünüz mü? Artık yine bundan sonra şunu yapayım. Pisagordan kök 5 dedim DG'ye. Öklitten 4 bölü kök 5 oldu GE. DE'nin tamamı 9 bölü kök 5. Çarpı 2 bölü 2 normal alan 9 bölü kök 5 yaptı. Hangisi size mantıklı geliyorsa.